sevgili izleyenler, bizi takip eden büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Maşallah. Teşekkür ederim. Güzel konuşuyorsunuz ya. Abim, sağ ol, teşekkür ederiz. Hepinizin bayramını kutluyoruz. Ben Zeynep. Bugün İstanbul Eminönü'ndeyiz. Vatandaşlara bayram alışverişi yaptınız mı? Fiyatlardan memnun musunuz diye soracağız. İlk de size soralım abi, gel. Fiyatlardan memnun musunuz? Bayram alışverişi yaptınız mı? Memnunum. Memnunsun. Yaptı mı bayram alışverişi? Daha yeni yapacağız işte. Ailem yaptı ama daha ben yapmadım işte. Yani inşallah olacak yani. Evdeki hesap çarşıya uyuyor mu? Uyuyor mu? Tamam, teşekkür ederim. Merhabalar, bayram alışverişi yaptınız mı? Fiyatlardan memnun musunuz? Hiç memnun değiliz. Ne aldınız, ne kadar? Beyaz peynir aldım, bir de tel peyniri aldım. 300 lira para verdim. 300 TL. Emekli misiniz? Emekliyim. Emekli maaşıyla geçim nasıl? Hiç geçiremiyoruz. Hiç geçiremiyoruz canım benim. Düzelir mi bu durumlar? Beyim emekli, ben değilim. Ben ev hanımıyım. 9 sene emeklilik şey yaptım. Olamadım, ödedim. Yani zor geçiniz. Allah'tan ki evimiz var. Evimiz olmazsa yani açız yani. Bak, arkadaş da aynı beraber. Sizde durumlar nasıl? Bizde de hayat çok pahalı. Ne kadar harcadık bugün? 500'e yakın para harcadık. Ne aldınız peki? Aldık bir şeyler, aldık. Yaprak aldık. Az aldım yaprak. Şekeri aldım. Bayram şekeri aldım. 1 kilo 200 lira aldım. Torunlara harçlık verecek misiniz bu bayram? 8 tane torunum var. Emeklim yok. Eşim veriyor. Ben veremeyeceğim yavrum. Ben baklava yapacağım. Dolma saracağım. İşte ben teşekkür ederim. Amcacığım, bayram alışverişi yaptınız mı? Fiyatlar nasıl? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda bayram alışverişi yapmadım. Fiyatlar da fena değil ama emekli için biraz pahalı oluyor yani. Yapacak olsanız bir alışveriş bayramı özel, sizce ne kadar tutar? Valla kendi için 250-300 liradan aşağı tutmaz ama misafirle gitmek için 1 milyardan aşağı yapamaz. 250 liraya ne alacaksınız ki? Yarım kilo çikolata, yarım kilo lokum. Biraz kolonya almadınız. Ya kolonya gerek yok ki. Kolonya da gelen alacak. Başka çaresi yok yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Bayram alışverişi yaptınız mı? Yapmadık. Daha buraya zaten gezmeye geldik. Memleketimize döndüğümüzde yapacağız. Neresi memleket? Muğla. Muğla. Muğla'da ne kadar tutacak alışverişiniz peki? Vallahi şimdi bilmiyorum ki, bayram şekerine bakmak lazım, baklavasına bakmak lazım. Çocuğa tabii kıyafet alacak bilmem ne. Yani 5-10 bin lirayı bulur diye düşünüyorum. 5-10 bin lira. Tabii şimdi yeğenlerim var iki tane. Onlara hediye aldığımız, anneye babaya eli boş gidilmez, kayınpedere kaynanaya boş gidilmez derken 10 bin lirayı bulur diye düşünüyorum. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsun? Ya fiyatlarda çok değerlendirecek bir şey yok artık. Neyin ucuz, neyin pahalı olduğu konusunda hiç kimsenin bir fikri yok. Gidiyorsun, aa çok ucuz diyorsun, 5 bin lira diyor. Aa çok pahalıymış diyorsun, yine 5 bin lira diyor. O yüzden fiyat algımızı kaybettik. Algımızı tamamıyla kaybettik. Mesela ben sigara kullanan bir insanım. Bugün öğrendim, evet yani 56 mıydı neydi sigaram, 62 olmuş. Şimdi sadece sigara üzerinden gelen zamları düşünecek olursak, diğerlerine de yayarsak baya baya geliyor ve sürekli gelmeye de devam edecek herhalde diye düşünüyorum. Düzelir mi bu durum? Ya, fiyatlar gelir mi? Ekonominin çok düzeleceğini düşünmüyorum. Düzelirse de herhalde bir 40-50 sene geçmesi lazım. Yani ülkenin tamamıyla bir yenilenmesi lazım. Bir rejenerasyon yaşamamız lazım. Başka türlü düzeleceğini düşünmüyorum. Yani bir iki kuşağın geçmesi lazım. Ben var mı demek istediğim bir şey? Buradan arkadaşlarına selam yolla. Herkese selamlar ve her şey çok pahalı. Kıyamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar. Bayram alışverişi yaptınız mı? Fiyatlardan memnun musunuz? Kızım, hepsi normal. Bir şey demeyelim mi? Ne edelim ya, artık alıştık. Ne kadar aldınız o poşetin içindekileri? Vallahi hanım ödedi. Onun için bilmiyorum yani. Ben bilmem, hanımım biliyor. Hanımım biliyor. Tamam, bayram alışverişi yaptınız mı? Bunu şeye göster ki Ankara'dakiler görsünler, utansınlar. Fiyatları var ya, baştan aşağı göster, orada görsün, utansınlar. Neden Ankara'dakiler? Ankara'dakiler bu işi beceriyor. Ankara'dan mı geliyor bunlar? Bunlar Ankara'dan gelmiyor. Bu fiyatlara takip etmezlerse, bakmayan olmazsa, ilgilen olmazsa bu hale düşer ülke işte. Yönetim hak kalmamış. Yoksa bu hale gelir. Hak kalmamış, hukuk yok, adalet yok. Tayyip Erdoğan buradaydı, burada çalışıyordu Coşkun Suçuklarında. Burada, bu caddede, Hacı Baba'nın yanında. Kasımpaşa'da geliyordu, burada iniyordu. Akşam da oradan biniyor, gidiyordu. Bak şimdi 10 kağıda, 11 kağıda emekliler burada ne yapacak, ne alacak şuradan, soruyorum size. Bayram için alışveriş yapsanız emekli maaşıyla ne kadar tutar? Ya en azından şuradan bir şeyler almaya kalksam, peyniri, zeytini, baklavası, şatlatlısı, 4-5 milyar paran gider. Buna ne yapacağım bundan? İkramiyeler yattı mı? Bilmiyorum ki, ben bakmadım hiç abla. 3000 lira ikramiye var ortalama, ne düşünüyorsun? 3000 lira verse ne olur, vermese ne olur? Sadaka mı veriyor abla ya? Ayıp ya insan. Önceden hiç yoktu. Erdoğan geldi, onun sayesinde ikramiye alıyoruz. Nerede yoktu abla? Öyle diyor dedem. Yok,
abi ya. Allah yapmayın ya, gözünüzü seveyim. Peki düzelir mi sizce bu ekonomik sıkıntılar? Bu vaziyette düzelmez ablacığım. Ya işte sen duymuyor musun? Belediye daha 2 gün daha şey yapmadan bir sürü paralar alıp bilmem oradan oraya aktarıyorlar, oradan oraya veriyorlar. Oradan cebine koyuyor, oradan bilmem neyine. Ya yazık, günah ya. Kimin parasını alıyorsun ya? İnsan Allah'tan korkar ya. Sonra bu memleket artık bitmiş şurada. Hep dikkat edin, hep yabancılar alışveriş yapıyor. Alışveriş yapmıyor. Yok, yapıyorsa da tek Türk. Ablacığım hep yabancılar yani. Dikkat edin bakın. Adam bu kadar para getiriyor, bu kadar oluyor para yani. Senin paran bitmiş, tükenmiş yani. Allah yardım etsin yani. Allah saysın yani. Hatırladığınız en güzel böyle refah düzeyinizin yüksek olduğu Ramazan bayramı ne zamandı en son? Valla bunlar 90'lar, 70'lerde, 80'lerdeydi. Bunlar bitti. En eski dedi. 90'larda diyorsun. 70'lerde, 80. Eski yani. Yeni bitmiş ablacığım, kalmış. Bayram yeri kaldı mı hiç? Gösterin bana bir tane. Deyin ki şurada bayram oluyor, bayram yeri var, gidin şey yapın. Kaldı mı öyle bir şey? Yok ablacığım, kalmamış nerede ki. Nerede kaldı o eski bayram? Ya burada zabıtanın yerini vermişler. Zabıtanın yerini balıkçıya vermişler ablacığım. Gidin de bakın ya. Zabıtanın yerini balıkçıya vermişler. Ha burada gidin. Köprünün dibinde. Burada bir tane balıkçı vardı tekneyle. Şimdi 3-4 tane olmuş. Oraya da ekmeklerini, şeylerini atıyorlar öyle. Leş gibi. Gidin de bakın ya. Yazık, günah yani. Yok vicdan, merhamet kalmamış ki. Bitmiş artık. Halk kendini idare edebiliyorsa helal olsun. İdare edemiyorsa yani yazık, günah yani. Görüyorsun işte. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Merhaba. Bayram alışverişi yaptınız mı? Fiyatları nasıl değerlendi? Alışveriş yapmadık daha henüz ama yapmasak da fiyatlar son derece zaten malum. Sabah sadece bir marketten alışveriş yaptım, ismi lazım değil. Yani gayet güzel, 95 lira kırmızı biberin fiyatı. Yani 9,5 lira oldu artık 95 lira. Onun için fiyatları öyle değerlendirmek lazım. Hatırladığınız en güzel refah düzeyi yüksek olduğu bayram ne zamandı? Güzel bir soru değil mi? En güzel olduğu refah dönemi ne zamandır desem. Ya aslında hiçbir zaman için Türkiye'ye layık olduğu yerde bir bayrak refah dönemi olmadı ya. Gerçekten. Ya parası olanlar için oluyor tabii. O da zaten %3, %5 kesimi ilgilendiriyor. Hadi ona bir %20 daha kesim ilave edin. %80'i çalışıyor. %40'ı aç, yoksul. Tamamen yani geçimin değil, yaşam mücadelesi veriyor. Yani %10, %20'si de ülkenin kaymağını yiyor. Dolayısıyla ülkede refah seviyesi denen bir şey yok yani. Hiç olmadı mı peki? Yani oldu. Neye göre oldu? Kişinin ekonomik gelirine göre oldu. Ama 85 milyonun için söylemek gerek gerekirse asla olmadı. Oldu mu sizce? Ben sizin yorumunuzu merak ediyorum. Tabii ki benim yorumum yani 85 milyon üzerinden. Peki şöyle de soru sorayım. İkramiyeler yattı emeklilerin 3000 TL. Emekli misiniz? Ne yaptınız 3000 lirayla? Valla ben emekliyim. Yani ben emeklilik için, hiçbir zaman için emekli olayım da yan geleyim yatayım olayına düşünmedim. Çünkü öyle bir şey olursa yani yaşamak için ciddi manada inlerisiniz zaten. Onu bildiğim için. Ben yıllardan beri çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Sağlığıma dikkat etmeye çalışıyorum. Kaliteli yaşam için kaliteli çalışıp kaliteli gelir elde etmek lazım. Siz yani ülkenin gerçekten kaliteli yaşadığını zannediyor musunuz? Hayır. Yüzde kaçı yaşıyor? Şuradaki alışverişi sordunuz. Yani enflasyona göre alışveriş ne kadar? Fiyatlar pahalı mı diye. Yani buradaki fiyatları hiç etkilenmeyen %10, %15 kesim var. Geri kalan %80, %70 kesim kesinlikle çok etkileniyor. Halk bir de şöyle diyor. Madem ekonomi bu kadar kötü, bu kafeler, çarşı, pazar neden dolu o zaman diye soruyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu yorum hakkında? Evet, güzel bir soru. Kafeler ve çok açılıyor. Yani önceden bir caddede 3 tane, 2 tane vardı. Şu anda her bir caddede ciddi manada. Kafelerin çok açılması 1'e 20 kar marjı yüksek. Ve gerçekten insanlar en ucuz eğlence merkezi gibi bir şey oldu kafeler. Önceden eğlence deyince gençler diskotekte eğlenirdi. Orta yaşlar tavernalarda eğlenirdi. Gazinolarda eğlenirdi. Yani şu anda insanların böyle bir eğlencesi yok. Kahve çay içmek artık bir hobi oldu insan. Kahve çay içmek tamamen bir hobi ve oraya vereceği 50 lira, 100 lira, 150 lira parayı da bir yerlerden kısıyor ya da gidiyor. Orada yiyip içip bir saat, bir buçuk saat oturuyorsa arkadaşlarıyla ya da eşi dostuyla. O kendisinin bir eğlence, bir hobi oldu. Oysa bir yaşam, bir eğlence, bir hobi değil yani. Kafelerin bu kadar açık olmasının tek sebebi ve çok vurdum duymaz bir millet var. Tembel bir milletiz. Ben şu anda bir işverenim aynı zamanda. Küçük çapta bir işletmem var. Yıllardan beri eleman arıyorum. Eleman bulamıyorum.